Değerli misafirlerimiz, 1928 yılında başladı Otokoç Otomotiv'in, yani Türk otomotiv sektörünün hikayesi. Geçtiğimiz 90 yıl binbir emek ve birçok hatıra ile dolu. Şimdi bu hikayenin başrol oyuncularına değerli emekleri için huzurlarınızda plaketlerini takdim edeceğiz. Takdim için ilk olarak Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Ali Koç'u davet ediyorum. Plaketi takdim etmek üzere merhum Poyraz Beşer'in varisi Sayın Nuri Nisa Beşer'i sahneye davet ediyorum. 1986 yılında Beko'da çalışmaya başladı Poyraz Beşer. 1986-96 yılları arasında Otomotör'de, 1996-2001 yılları arasında Ege Oto'da genel müdür olarak çalıştı. Efendim, sahnede kalmanızı rica ediyorum. Plaket töreninin ardından toplu bir fotoğraf çekimi için teşekkür ediyorum. Ve Sayın Faik Ünel'i sahneye davet ediyorum. ...1981 yılında Koç topluluğunda çalışmaya başladı Ünel. 1993-2000 yılları arasında Tor Oto Genel Müdürü olarak görev yaptı. Sayın Emin Bingül, buyursunlar efendim. 1980 yılında Koç Holding'de çalışmaya başlayan Bingül, 1981-90 yılları arasında Otoyol Pazarlama, 1990-98 yılları arasında İstanbul Oto ve 1999-2001 yılları boyunca da Otoan Genel Müdürü olarak görev yaptı. Sayın Cevat Er'i davet ediyorum. 1974 yılında Otokoç'ta çalışmaya başlayan Er, 1983-2001 yılları arasında Kuzey Motorları Şirketi'nde genel müdür olarak görev yaptı. Tebrik ediyoruz efendim ve Sayın Salih Çopur'u davet ediyorum sahneye. 1973 yılında Gün Oto'da çalışmaya başladı Salih Çopur. 1982-2000 yılları arasında aynı şirkette genel müdür olarak görev yaptı. Sayın Yılmaz Erşenkal bugün aramızda değil. Ne yazık ki Sayın Ali Erşenkal'ı davet ediyorum. Buyursunlar. 1973 yılında Egemak'ta çalışmaya başlayan Erşenkal, 1977 yılında New Holland Trankmark'ta, 1979 yılında da Tormark'ta görev aldı. 1981-98 yılları arasında Ormark'ta çalıştı. Son olarak genel müdürlük görevinde yürüttü. Ve plaketini almak üzere Sayın Emrullah Oldaç'ı davet ediyorum. 1972 yılında Tofaş'ta çalışmaya başladı Oldaç. 1972-89 yıllarında Bursa Oto'da çalıştı. 2000 yılına kadar da Ottar Genel Müdürü oldu. Ve Sayın Yurdagün Gülümser geliyor. Buyursunlar efendim. 1972 yılında Tofaş'ta çalışmaya başlayan Gülümser, 1992-2000 yılları arasında Sam Oto'da genel müdür olarak görev yaptı. Efendim, Sayın Adnan Gidel bugün aramızda bulunmadığından Sayın Nilüfer Öztekin'i davet ediyorum. 1970 yılında Tofaş'ta çalışmaya başlayan Gidel, 1975-85 yılları arasında Motor Ticaret'te genel müdür olarak görev yaptı. Ve Sayın Atilla Aytaç, buyursunlar efendim. 1968 yılında motor ticarette çalışmaya başlayan Aytaç, 1997-2000 yılları arasında Otokoç Eskişehir'de genel müdür olarak görev yaptıktan sonra 2001 yılına kadar Otomotör'de genel müdürlük görevini yürüttü.
ve Sayın Gündüz Kösemen. 1967 yılında Egemak'ta çalışmaya başladı Kösemen. 1971-73 yılları arasında otoyolda çalıştıktan sonra 1997 yılına kadar OPAR Genel Müdürlüğü'nü yürüttü. Tebrik ediyoruz efendim ve Sayın İsmail Doğan Seven bugün aramızda değil, yerine Sayın Sinan Seven geliyor. 1967 yılında Otokoç'ta çalışmaya başladı Seven. 1982-90 yılları arasında Otokoç Genel Müdürü oldu. Ve Sayın Melih Koral, buyursunlar efendim. 1966 yılında Standart Belde'de çalışmaya başladı Koral. 1980-85 yılları arasında Standart Belde, sonrasında da 92 yılına kadar NAS Oto'da genel müdür olarak görev yaptı. Ve Sayın Altan Sungar'ı davet ediyorum. 1963 yılında Otomotiv Lastikleri şirketinde çalışmaya başlayan Sungar, 1975-82 yılları arasında otoyol şirketinde görev yaptıktan sonra 2000 yılına kadar İstanbul Oto'da genel müdürlük yaptı. Sayın Bülent Bulgurlu. 1977 yılında Koç topluluğunda çalışmaya başladı. Daha sonra 2007 yılına kadar sırasıyla turizm, inşaat, dayanıklı tüketim grubu başkanlık görevlerinin ardından 2007-10 yılları arasında Koç Holding CEO'su olarak görev yaptı. Halen Koç Holding Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütmekte. Ve Sayın Turgay Durak. 1976 yılında Otosan'da çalışmaya başlayan Durak, 2002-2007 yılları arasında aynı şirkette genel müdür olarak görev yaptı. 2009 yılına kadar Koç Holding Otomotiv Grup Başkanı olarak çalıştıktan sonra 2015 yılına kadar Koç Holding CEO'su görevini üstlendi. Ve Sayın Kudret Önen. 1975 yılında Otosan'da çalışmaya başladı Önen. 1980-84 yılları arasında Koç Holding'de görev yaptı. 2005 yılına kadar Otokar'da genel müdür yardımcısı ve genel müdürlük görevlerini sürdürdü. 2016 yılına kadar da Koç Holding Savunma Sanayi, diğer otomotiv ve bilgi grubu başkanlığını yürüttü. Efendim böylece ilk grubumuzun sonuna geldik. Toplu bir fotoğraf çekimi için sizleri şöyle sahnenin ortasına doğru rica ediyorum efendim. Teşekkür ediyoruz ve tebrik ediyoruz efendim bu değerli isimleri. Yıllardır Otokoç'a verdikleri emeklerden ötürü sağ olun, var olun. Teşekkürlerimizle uğurluyoruz efendim. Evet, plaket törenimiz devam ediyor. Sıradaki plaketleri takdim etmek üzere Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ömer Koç'u davet ediyorum. Buyursunlar. Efendim, plaketlerini takdim etmek üzere merhum Atilla Tezkan'ın varisi Sayın Semra Tezkan'ı davet ediyorum. Hoş geldiniz efendim. 1975 yılında Set Oto'da çalışmaya başlayan Tezkan, 1990 yılına kadar çeşitli görevlerin ardından genel müdür olarak görev yapmıştır. Merhum Kaya Kota'nın varisi Sayın Dilek Kota'nı davet ediyorum. Müzik. 1969 yılında Koç Holding'de çalışmaya başladı Sayın Kota'n. 1972-83 yılları arasında Beko'da, 1983-96 yılları arasında Turizm ve Hizmet Grubu Başkanı olarak Koç Holding'de görev yaptı. Merhum Turan Bora'nın varisi Sayın Ahmet Etikan'ı davet ediyorum.
1958 yılında General Electric'te çalışmaya başlayan Boray, 1959-72 yılları arasında Ormak'ta görev yaptı. Merhum Erol Fincancıoğlu'nun varisleri Sayın Semra ve Emre Fincancıoğlu'nu davet ediyorum. ...55 yılında Otokoç'ta çalışmaya başlayan Fincancıoğlu, 1988 yılına kadar yedek parça müdürü olarak görev yaptı. Efendim, merhum Melih Börekçi'nin varisleri Sayın Muammer ve Hakan Börekçi'yi davet ediyorum. 1955 yılında Otokoç'ta çalışmaya başlayan Börekçi, 1966 yılına kadar görev yaptı. Merhum Davut C.D. Sarfati'nin varisi Sayın Yıldız Sarfati'yi davet ediyorum. 1961 yılında Egemak'ta çalışmaya başlayan Sarfati, daha sonra aynı şirkette 1989 yılına kadar genel müdürlük görevini üstlendi. Merhum Hamza Kızılcıklı'nın varisi Sayın Zilşan Kızılcıklı'yı davet ediyorum. 1951 yılında Porsuk Ticaret'te çalışmaya başlayan Kızılcıklı, 1970-79 yılları arasında aynı şirkette genel müdür olarak çalıştı. Sayın Muammer Çokiçli'yi davet ediyorum efendim, buyursunlar. 1970 yılında Otosan'da çalışmaya başlayan Çokiçli, 1991-97 yılları arasında Koç Holding'de görev aldı. 1997-2000 yılları arasında Otomotör'de genel müdür olarak görev yaptı. Ve Sayın Mümtaz Faruk Yücel, buyursunlar efendim. 1970 yılında Egemat'ta çalışmaya başlayan Yücel, 1987-2000 yılları arasında aynı şirkette genel müdür olarak görev yaptı. Ve Sayın Talih Şermet, buyursunlar efendim. 1969 yılında Akyak şirketinde çalışmaya başlayan Şermet, 1979-91 yılları arasında Porsuk Ticaret'te genel müdür olarak görev yaptı. Sayın Yontov Çakım'ı davet ediyorum. 1968 yılında Koç Holding'de çalışmaya başlayan Çakım, 1972 yılında Beldesan'da görev yaptıktan sonra 1976-2000 yılları arasında Standart Belde ve Standart Motor'da genel müdür olarak çalıştı. Sayın Turgut Tokuş, buyursunlar efendim. 1956 yılında Egemak'ta çalışmaya başlayan Tokuş, 1967 yılında Ormak'ta görev aldı. 1972-81 yılları arasında aynı şirkette genel müdürlük görevini sürdürdü. 1984'e kadar Koç Holding'de çalıştı. 1989 yılına kadar Koç Holding Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. Ve Sayın Temel Atay, 1966 yılında Otosan'da çalışmaya başladı Sayın Atay, Otoyol ve Tofaş Genel Müdürlüklerinin ardından Tofaş Grup Başkanlığı, Yürütme Kurulu Başkan Vekilliği ve Yönetim Kurulu Komiteliği üyesi yaptı. 2000-2002 yılları arasında Koç Holding CEO'luğu görevini yürüttü ve şu anda Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak çalışmakta. Ve Sayın Ali İhsan İlkbahar, 1964 yılında Otosan'da çalışmaya başladı İlkbahar.
1989-96 yılları arasında genel müdürlüğünü yürüttükten sonra 1999 yılına kadar Koç Holding Otomotiv Grup Başkanlığını yürüttü. Tebrikler ediyoruz efendim. Efendim sizleri sahnenin ortasına doğru rica edelim. Efendim işte karşınızda Otokoç'un 90 yılı boyunca emek vermiş çok değerli isimler. Alkışlarımızla teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tebrik ediyoruz. Gecenin son plaketlerini takdim etmek üzere Koç Holding Şeref Başkanı Sayın Rahmi Koç'u sahneye davet ediyorum. Merhum Muzaffer Güçtekin'in varisleri Sayın Berrin ve Şükran Güçtekin'i davet ediyorum. 1950 yılında Koç Ticaret'te çalışmaya başlayan Güçtekin, 1975 yılına kadar burada görev yapmıştır. Naci Güler'in varisi Sayın Tunç Utku'yu davet ediyorum. Buyursunlar. 1950 yılında Koç topluluğunda çalışmaya başlayan Güler, 1962-92 yılları arasında Ormak'ta görev yapmıştır. Merhum Hulki Alisbağ'ın varisleri Sayın Aysun Öktem ve Sayın Emre Berkin'i sahneye davet ediyorum. Evet, 1949 yılında Koç Ticaret'te çalışmaya başlayan Alisbağ, 1963-74 yılları arasında Koç Holding'de dönemin genel koordinatörü olarak görev yapmıştır. Merhum İhsan Borand'ın varisleri Sayın Pınar ve Esra Bostancıoğlu'nu sahneye davet ediyorum. ...1945-1968 yılları arasında Koç Ticaret'te çalışan Borand, 1970 yılına kadar Otokoç, 1980 yılına kadar da Ege Oto'da görev yaptı. Efendim, merhum Kenan İnal'ın varisi Sayın Ahmet İnal'ı davet ediyorum. Yılında Koç Ticaret'te çalışmaya başladı İnal. 1953-66 yılları arasında Motor Ticaret'te genel müdür olarak görev yaptı. Merhum Ömer Pulat'ın varisi Sayın Hatice Pulat'ı davet ediyorum. Yılında Koç Ticaret'te çalışmaya başlayan Pulat, 1964-72 yılları arasında Demir Export'ta görev yaptı. Merhum Özdemir Yücel'in varisi Sayın Aslı Yücel'i davet ediyorum. ...1944 yılında Koç Ticaret'te çalışmaya başlayan Özdemir Yücel, 1959-79 yılları arasında Otokoç'ta görev yapmıştır. Merhum Bernard Nahum'un varisleri Sayın Claude ve Jean Nahum'u davet ediyorum. 1944 yılında Koç Ticaret'te başlayan Nahum, 1963-70 yılları arasında Koç Holding'de başkan olarak çalıştıktan sonra 1973-87 yılları arasında yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini yürütmüştür. Sayın İnan Kıraç'ı davet ediyorum.
1961 yılında Otokoç'ta çalışmaya başlayan Kıraç, aynı yıl Ormak'ta göreve başlayıp 1966 yılına kadar çalıştı. 1966-70 yılları arasında Otoyol, 1970-73 yılları arasında Tofaş Genel Müdürü oldu. 1998 yılına kadar Koç Holding'de Otomotiv Grup ve İcra Komitesi Başkanı olarak çalıştı. Ve Sayın Can Kıraç'ı davet ediyorum. ...1950 yılında Koç Ticaret'te çalışmaya başlayan Kıraç, Egemak'ın genel müdürlüğünü 1956-68 yılları arasında yürüttükten sonra 1991 yılına kadar Koç Holding Otomotiv Grup Başkanlığını ve İcra Komitesi Başkanlığını yürüttü. Değerli konuklar, şimdi çalışma hayatının 60. yılı için Sayın Rahmi Koç'a plaketini takdim etmek üzere Sayın Ömer Koç'u davet ediyorum. Bugün 90. yaşını kutlayan Otokoç'ta iş yaşamına adım attı Sayın Rahmi Koç. Otokoç'un ve Koç topluluğunun bugünlere gelmesinde büyük emeği var. Yedek parça deposundan şimdi şeref başkanı olduğu Koç Holding'e uzanan iş yaşamı boyunca vizyonuyla Türk sanayinde büyük bir yere sahip olan Sayın Rahmi Koç'un iş yaşamındaki 60. yılını tebrik ediyoruz. Efendim, şöyle grup olarak da bir fotoğraf alalım lütfen. Evet, alkışlıyoruz bu değerli isimleri. Dile kolay, 90 yıl boyunca emek verdiler. Efendim, bu kare bozulmadan rica ediyorum, şimdi plaket takdim eden, plaket sahibi olan tüm yöneticilerimiz, varislerimiz ve ayrıca Otokoç Otomotiv yöneticilerini bu gecenin anısına toplu bir fotoğraf çekimi için tekrar sahneye davet ediyorum. Buyurun efendim. Evet, bu çok değerli bir tablo, bu kadar değerli isim, bu gece Otokoç Otomotiv'in 90. yılı için bir araya geldiler. Büyük emeklerle dolu, dile kolay 90 yıl. Alkışlıyoruz bu değerli isimleri. Yılında Ford bayiliği ile Türkiye'nin ilk otomotiv şirketi Otokoç kuruldu. 1938 yılında Türkiye'nin ilk anonim şirketi Koç Ticaret AŞ kuruldu. Otokoç Otomotiv, %100 Türk sermayeli en büyük otomotiv şirketlerinden biridir. 9 ülkede hizmet veren Otokoç Otomotiv bugün 90 yaşında. Tüm paydaşlarımıza 90 yıllık yol arkadaşlıkları için teşekkür ederiz.
Bu gece bizler için oldukça değerli ve çok önemli. Çünkü her zaman rahmetle andığımız kurucumuz, saygıdeğer Vehbi Koç'un 1928 yılında Ford'un Ankara acentalığını almasıyla faaliyete geçen Otokoç Otomotiv'in kuruluşunun 90. yılı. Bu gecenin bir diğer önemi ise 1958 yılında Otokoç'ta çalışmaya başlayan Şeref Başkanımız Sayın Rahmi Koç'un iş hayatındaki 60. yılı. İşte bu gece çok müstesna bu iki olayı kutluyoruz. Ford Taunus. Ay canım. Rahmi Bey görüyorsunuz. Mustafa Bey var, Vehbi Bey var. Bu çok önemli bir otomobil. Hani Ford. Alırsın Ford, olursun Lord. Nereden geliyor bu? Rahmi Bey'den. Oradaki Lord o. Bunu unutmayın. Yatırımlar büyüyor. Evet, yatırımlar büyüyor bakın. Ve kucaklaşma. Bakın, yatırımlar büyümüş. Benim buradan anladığım bu gerçekten şaka değil. Yani insana yatırım yapmanın işte böyle neticeleri var. En sonunda kadraja sığamayacak hale gelirsiniz. Rahmi Bey iş yaşamında 60 yılı geride bıraktı. Ama nice yıllar onun kılavuzluğuyla bizler devam edeceğiz. Nice yıllara Rahmi Koç. Minyatür eserimiz Koç ailesinin yolculuğunu, kozmostan dünyaya uzanan metaforik bir anlatım eşliğinde ve 9 sarmal form ile resmediyor. Sayın Vehbi Koç, ışığı ile bu çalışmadaki tüm formları aydınlatarak onlara yol gösteriyor. Gurur kaynağı olan Otokoç Otomotiv'in 90. yıl kutlamasında biz de Orkestra İstanbul olarak sizlerle birlikte olacağız. Sizden şöyle bir şey hayal etmenizi isteyeceğim. Varsayınız ki Otokoç'tan bir araç aldınız ve Anadolu'da bir yolculuğa çıktınız. Dağların arasından geçerken bir tek radyo kanalının çektiğini varsayın. Şimdi o kanalın çektiği anda çalınacak müzikleri biz size senfonik orkestra ile seslendirmek istiyoruz. Tebrik ediyorum 90. yılınızı. Thank you.
siz değerli konuklarımız bu gecenin heyecanını, anlamını bizlerle paylaştınız bu gece. Sizlere de katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Sayın Rahmi Koç'a iş yaşamında nice yıllar dilerken Otokoç Otomotiv 90. yılında bir kez daha kutluyoruz efendim.